Evet, toplu sözleşme görüşmelerinde kritik bir günü geride bıraktık diyebiliriz. stüdyo konuğumuzda Memursan Genel Başkanı Ali Yalçın yetkili sendika sıfatıyla toplu sözleşme masasında ki isim Ali Bey hoş geldiniz hoş yayınımıza. Hoş bulduk, İyi ee, yayınlar. Bugün sabah saatlerinde biraz hareketli bir gün yaşadık açıkçası. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Hükümet'in kamu işveren heyetini adına e, teklifini sundu. 4 artı 4 2016 yılı için e, ve 2017 yılı için ise 3 artı 3. Bu beklentilerinizi karşıladı mı? Öncelikle bunu sorayım e, ve sonrası için. E, beklentileriniz neler? Revize edilmesini istediğiniz bugün e, siz de bir açıklama yaptınız ama biraz detaylı olarak sizden bilgi alabilir miyiz? 2016-2017 için masadayız. 3 milyon e, 200 bin kamu personeli, 1 milyon 900 bin kamu e, personel emeklisi için e, masadayız ve 5 milyon aşkın insan şu an masadan doğrudan olarak etkilenecek insan. Ailelerini de kattığımız zaman 20 milyon insan... ...4 kişi saysak... ...20 milyon insanı doğrudan ilgilendiriyor... ...bütün toplumu dolaylı olarak... ...ilgilendiren önemli bir sürecin içerisindeyiz. Dolayısıyla bu sürece ilişkin... ...11 hizmet konunun tamamında... ...yetkili olan... ...Memur Sen Konfederasyonu olarak... ...850 bin üye... ...adına masada değiliz. Bütün kamu görevlileri adına... ...ve bütün kamu görevlisi emeklileri adına... ...masadayız. Dolayısıyla... Böyle bir e, sürece 2016-2017 tekliflerimizi 27 Temmuz'da e, Devlet Personel Başkanlığı'na teslim ederek e, kamu işveren heyetinin e, çalışması için, üzerinde çalışması için yeterli süre e, verilmiş oldu. Dolayısıyla 18. gün geride kalmış oldu. E, bugün, e, geçen çağrıda bulunduk e, kamu işveren heyetine ve e, ilk teklifi bugün e, açıklamış oldular. Dolayısıyla 2016 için 4 artı 4, 2017 için 3 artı 3 olmak üzere bir teklifte bulunuldu. Bu teklifi memur sen olarak kabul etmediğimizi, değerlendirme ve üzerinde konuşmaya dahi gerek duymadığımızı ama kamu işveren niyeti için yeniden değerlendirmeye fırsat verdiğimizi, süre verdiğimizi ifade ederek toplantı bizim için bu saatte bitmiştir diyerek salondan çekilmiş olduk. Dolayısıyla burada kamu işveren heyeti için bir süre var. Ee, bunu değerlendireceklerdir. Bizim masaya sunduğumuz teklifler bu anlamda çok açık. 2016 için 8 artı 8 toplamda 16 64'lük bir yüzdelik zam teklifimiz var. 150 TL taban aylık iyileştirmesi istedik e, kamu görevlileri için. Bunun yanında 2015'teki büyüme e, oranından yüzde 50 pay isteyip 2016'da büyüme gerçekleştiğinde, gerçekleşen büyümenin 3 aralık dilimler halinde aynı zamanda e, kamu görevlerinin maaşlarına da yansıtılmasını e, istedik. E, enflasyon farkının da yine bu konseptin içerisinde e, bulunacak şekilde dörtlü bir saç ayak üzerinden götürdük. Ülkede koalisyon tartışmaları e, yaşanıyor. Dolayısıyla koalisyonlu bir teklif götürdük hükümete. E, kamu Kamuşvereniyeti e, bu tekliften haberdar. 2017 için 7 artı 7 14.49'luk bir yüzdelik zam e, teklifimiz oldu. Bunun yanında 100 TL tabanayla iyileştirme istedik. E, bununla beraber yine refah payı büyüme gerçekleşirse büyümeden pay istediğimizi belirttik ve enflasyon farkını da yine içerisinde konsepte dahil ettik. Hı. Bu e, teklifler ortada. Bununla beraber birçok e, sosyal e, yönden tekliflerimiz var. Ekonomik anlamda tekliflerimiz var. Cüzdana hitap ederken vicdana da hitap eden tekliflerimiz var masada. Dolayısıyla Aradan geçen süre içerisinde önemli bir aşamada kaydettik. Şöyle bir aşama kaydettik. Bundan önceki yapılan iki toplu sözleşme sürecinde hizmet kolları çok nitelikli bir tasnife tabi tutulamamıştı. Üzerinde çok ciddi müzakereler yapılabilecek fırsatlar oluşmamıştı. Geçen iki dönemin toplu sözleşmesindeki tecrübeler bu toplu sözleşmeye yansıdı. Ve toplu sözleşme başladığında biz kamu işveren heyetine... Üç önemli teklif sunduk ilk başlangıçta ve bu kabul oldu. Bununla ilgili zaten kamuoyuna e, toplu sözleşme kazanımla başladı diye de e, yansıdı. Bunlardan birisi sizlerin de yakından takip ettiği bir konu. 2005'ten sonra göreve başlayan hı hı. 1 milyon kamu görevlisi var. Dolayısıyla bunlar için bir derece teklifi vardı ve bu prensip olarak kabul olmuş oldu. Ve bugünkü e, teklifte de bu yerini aldı. Diğeri özür grubundan tayin isteyip eş Durumu dolayısıyla e, sıkıntı yaşayan, 300 sigortadan mağdur olan e, kamu görevlileri bu anlamda bir rahat nefes aldılar. Diğeri de hizmet kollarını geçen iki dönemden farklı yapalım. Bu kez mini bir toplu sözleşme gibi bütün muhatapların masada olduğu tartışılan bir süreçten sonra e, kamu işveren ile yeniden müzakere edelim demiştik. Bu anlamda bir mesafe alındı. Bunlar kamu işveren niyetine sunuldu. Şimdi onların... E, kazanıma dönüşme sürecindeyiz. Dolayısıyla bugün kritik bir gündü. Gelen teklifi biz bu anlamda kamu işvereniyetinin yeniden değerlendirmesi için kamu işvereniyetine eee Bu rakamlarla biz eee pazart masa'sına oturmayacağız dediniz. Aslında verdiğiniz mesaj netti. Hafta sonu e, Ankara'da izlediniz. Telefonlarımız açık dediniz. Çünkü e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bugün e, bu müzakere e, süreci içinde yaptığı açıklamada pazartesi yeniden görüşeceğinizi söyledi. Ee, acaba e, o noktaya geleceklerine inanıyor musunuz? Hükümetin çünkü e, daha önce yaptığı açıklamalarda bütçe kapsamında ve tabii ki orta vadeli program kapsamında aslında e, kamuoyunda da beklentiler %3 üç artı üç şeklindeydi. E, bu belki sizin tekliflerinizin neredeyse yarıya yakın ama e, revize edilme ihtimalini ya da beklentinizi taşıyor musunuz? O umudu taşıyor musunuz en azından? Revize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla e, bu Umudu da taşıdığımızı ifade edeyim. Çünkü burada e, kamu görevlileri e, bu masadan son derece umutlular. E, çünkü e, iyileştirmeye bu anlamda çok ciddi anlamda da ihtiyaç var. E, kamu görevlileri emeklileri için de aynı şey söz konusu. Dolayısıyla burada sözleşmeliler için de aynı e, beklenti söz konusu. Bütün hizmet kollarının spesifik e, sorunları var. E, hizmet kollarında stresi artıran sorunlar var. Onlar için de bu masadan bir kazanım e, bekliyor kamu görevlileri ve biz de bu konuda bu masadan bu kazanımın çıkacağına inanıyoruz. Bu umudu koruyoruz. Dolayısıyla e, çünkü e, şimdiye kadar bir ekonomik büyümeden bahsediyoruz. Türkiye ekonomik olarak büyüdü. Refah payı olarak şimdiye kadar e, maaşlara herhangi bir yansıtılma olmadı. Enflasyon oranında zam vermek ee, bu anlamda e, mevcudu korumak demektir mevcudu korumak değil mevcudu yükseltmek gerekiyor eğer bir refah söz konusuysa bu refahtan refah payı olarak da çalışanın mutfağına yansıyacak cebine yansıyacak bir e, ödentiyi ayırabilmek gerekiyor o yüzden ben e, masadan bu anlamda umutluyum e, kamuş veren heyetinin bizim bu konudaki e, gösterdiğimiz refleksi doğru algıladığını ve anladığını düşünüyorum bizim Oradaki tepkimiz bu toplantı bizim için bitmiştir. Dolayısıyla yeni bir toplantı yapmak için devletin kasayı açması gerekir. Kasayı açacaksa bizim telefonumuz açık dedik ve o toplantıda bu anlamda net olarak mesajımızı verdik. Ben kamu işveren heyetinin mesajı aldığını düşünüyorum. Peki efendim süre daralıyor. 22 Ağustos'a kadar sözleşmeyi e, imzalarsanız ya da toplu sözleşmeyi e, memur kesim olarak temsil ettiğiniz için imzaladığınız zaman... E, ki başka tabii ki bir süreç başlayacak ama imzalanamaması ya da uzlaşma sağlamaması noktasında da heyetine gidilecek sonuçta. Evet. Onun için de süre 31 Ağustos'ta. 31'inde süreç bitmiş olacak. Ee, bu ihtimali daha mı yüksek görüyorsunuz? Ee, şimdi de sorumu ona doğru yönelteyim. Bunun için bunun için erken görüyorum. Yani bu ihtimal her zaman için toplu sözleşme süreçlerinde bu ihtimal her zaman için vardır. Onun için zaten burada hakimiyeti söz konusudur. Ama ben bunun için daha erken görüyorum. Dolayısıyla hükümetin bu anlamda e, teklifinin bizim tarafımızdan nasıl algılandığını, e, kamu görevlileri tarafından nasıl e, karşılandığına ilişkin e, biz e, bu, burada anlamlı bir mesaj vermiş olduk. Ben kamu işvereniyetinin bunu net okuduğunu ve buna göre yeniden bir e, güncelleme yapacaklarını ve e, masaya yeniden geleceklerini e, düşünüyorum. O yüzden hakem heyetiyle ilgili şimdiden sürecin e, tıkanmasına ilişkin bir cümle kurmayı ön yargılar içerisinde olmaya bağlarım ben. Dolayısıyla bu anlamda asla bir ön yargımız yok. Bu ülkede ekonomik büyümeyi gerçekleştiren bir hükümetin Türkiye'nin 2002'den başlayıp bugüne kadar geldiği süreçte Türkiye'de hacim olarak ekonomik anlamdaki büyümenin altında imzası olan bir hükümetin bu büyümeden çalışanları da haberdar edeceğini onların da bu anlamda korunup gözetileceğini düşünüyorum. Ben e, bu konuda umudumu, koruduğumu ifade edeyim. Yoksa bunun haricinde şimdiden ile ilgili cümle kurmayı, e, bir, bir ön yargı içerisinde tavır olarak e, şahsen öyle algılarım. O yüzden bu tavır da bize yakışmaz. Ben hükümetin bizim mesajımızı net algıladığını düşünüyorum. Peki Ali Bey, e, çok fazla soru geliyor. Bize de, e, 24'e de çok fazla e, mesaj geliyor bu yönde. Emekliler, e, toplu sözleşme görüşmeleri masasında aslında siz emekler için de birçok e, talepte bulundunuz. Doğru. Biraz bahseder misiniz? Çünkü kamuoyuna yansıyan var, yansımayan var. Aslında 4B ve 4C'lerin tabii ki kadro alınmasını e, bu konudaki taleplerinizde biliyoruz. Üniversiteli işçilerin memur kadrosunun alınmasını da biliyoruz ama özellikle emekler için e, taleplerinizi sıralar mısınız? Şimdi burada e, şöyle bir durum var. E, i̇nsanlar e, çalıştıkları süre içerisindeki hakların emekli olduğunda bir anda kaybediyorsa Burada bir sıkıntı var demektir. E, kamu görevlileri çalışırken aldıkları maaşın, aldığı yan ödentilerin, emekli olduğunda %60-%40 oranında birden düşüşüyle karşılaştıklarında hayata tutunmakta, ayakta kalmakta zorlanıyorlar. Dolayısıyla e, bu anlamda memur emeklileri gerçekten e, çok zor durumdalar. Bunun için bir iyileştirme ihtiyaç var. Siz çalışırken eşiniz çalışmadığı için aldığınız aile yardımı, e, Emekli olduğunuzda eşiniz hala çalışmıyor ve hayattayken kesiliyorsa burada çok kabul edilebilecek bir durum yok. Çocuk yardımı alırken emekli olduğunda bir anda kesiliyorsa burada da kabul edilecek bir durum yok. Bunun temel nedeni çalışırken aldığınız bazı yan ödemelerin emekli keseneklerine yansıtılmaması gibi bir sorun var. Bu sorunun bir defa ortadan kaldırılması gerekiyor. Uzun vadede köklü çözüm bulacaksak. Dolayısıyla kişi hayatta alırken çalışırken aldığı kazanımları e, emekli olduğunda da aynı şekilde alabilmelidir. Bu e, buradaki çarpıklığın uzun vadede düzeltilmesi gerektiğine ilişkin kanaatimizi her fırsatta dile getirdik. O yüzden biz bu masadan emekliler için dedik ki kamu görevlileri eğer promosyon ücreti alıyorlarsa e, maaş ve ödentileri için anlaşılan bankadan yüzde yüz oranında kendilerine yansıtacak şekilde promosyon ücreti alıyorlarsa bunu emekliler de almalı. Bu en doğal hakkıdır. Dolayısıyla bunu kamu bankalarından veriyoruz deyip emeklileri bundan mahrum bırakmak çok doğru değil. Bunu özel bankalar üzerinden yürütseniz belki özel bankalar buna kapar alacak ki alan veren bankalar da var. Dolayısıyla bu anlamda bu en doğal haktır. Bunun bir defa verilmesi lazım. Eş yardımının yansıtılması lazım. Diğer ödentilerin yansıtılması gerekiyor. İyileştirmenin yapılması gerekiyor. O yüzden biz bu masada emeklileri de rahatlatabilecek teklifleri masaya sunmuş durumdayız. Ve burada en önemli sorunlardan birisi de şu. Kamu görevlileri çalışırken sendikalı, emekli olduğunda sendikasız. Dolayısıyla onların bu anlamda sahibi yok gibi. Biz onlar sendikalı olmadığı halde sendika anlamında yasal kendilerine e, imtiyaz verilmediği halde bizim emekli memur senemiz var ve e, kurduğumuz sendikayla onların haklarını da korumaya çalışarak bir anlamda sendikayı yasal hale getirmeye çalışıyoruz. Ama görüyoruz ki bunda mesafe almakta zorlanıyoruz. Bu masada şöyle bir teklifimiz söz konusu. Kişi emekli olduğunda hangi hizmet kolundan emekli olduysa o sendikaya üyeliği devam edebilsin. Çünkü onların da sorunlarını e, nitelikli olarak aktarmasına ihtiyaç var. Bu anlamda masada onları rahatlatabilecek tekliflerimiz var. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Yayınımıza ben katıldınız. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet konumuz konuğumuz Memursan Genel Başkanı Ali Yalçın'dı. Önemli mesajları oldu. Kritik bir haftaya girildiğini söyleyebiliriz. Çünkü toplu sözleşme görüşmelerinde 22 Ağustos'a kadar bir uzlaşma sağlanamazsa taraflar hakem gidecek diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a size bırakalım.